Dostlar selamunaleyküm. Türkiye geçenlerde çok önemli bir füze denemesine şahitlik etti. Yerli tank savar füzemiz Lumtas GM'nin uzun menzilli test satışı gerçekleştirildi. Bu testi sadece bir tank savar testi olarak görmeyin. Türkiye bununla birlikte bir ara mühimmat kazandı. Yani tank savarlarla seyir füzelerinin arasındaki boşluk uygun maliyetli bir şekilde doldurulmuş oldu ve bu konuda çok iddialı konuşabilirim. Bu deneme sayesinde Türkiye herhangi bir savaşta tank gücünün büyüklüğüne bakmaksızın herhangi bir devletin tank gücüyle baş edebilecek hale geldi. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Önce Türkiye'nin yerli tank savar sistemlerine değinelim. Bununla birlikte yine yakın zamanda testi yapılan Karaok tank savar sistemini de konuşalım. Ve en son Türk ordusunu bambaşka bir boyuta taşıyacak olan Lumtas GM atışına odaklanalım. başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bu kanalda yıllardır önemli konularda önemli videolar hazırlıyoruz ve arka planda bunun için çok ciddi bir çaba harcanıyor. O yüzden artık 1 milyon abone hedefi koymanın zamanının geldiğini düşünüyoruz ve bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek vermek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Podcast ağırlıklı ikinci bir kanal daha kurduk. Orada da desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür edip daha fazla uzatmadan konumuza devam edelim. Bugün ülkemizin yerli tank savar kabiliyetini konuşuyoruz ve öncelik. Öncelikle Tanok'la başlayalım. Tanok, Roketsan tarafından geliştirildi. 120 milimetrelik bir lazer güdümlü füze. Tanklar ve diğer namlulu ateşli silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatına alternatif modern bir seçenek bu. Zaten Tanok, tasarlanırken de öncelikli amaç ordumuzun topçu mühimmatı ihtiyacını karşılamaktı. Tanok yerli tankımız Altay'da da kullanılacak. Zaten Altay'ın lazer güdümlü top mühimmatı kabiliyetine sahip olacağı biliniyor. Bu mühimmat Altay'a güç verecek bir etken. Çünkü Tanok 6 kilometre menzile kadar vuruş yeteneği sahip bir antitank mühimmatı. Tanklardan atılabilmesi için herhangi bir ek kuruluma ihtiyaç yok. Yani mevcut atış sistemlerine uyumlu. Yarı aktif lazer güdümüne de sahip. Bu sayede sadece sabit hedefleri değil hareket halindeki hedefleri de etkin şekilde vurabiliyor. Hem yandan hem de üstten vuruş moduna sahip daha önemlisi tandem başlığı var. Yani modern tank zırhlarına karşı oldukça etkili. Tanok yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 11 kilogramlık bir mühimmat. Altay tankına güç vermekle kalmayacak. Elbette mevcut tanklarımız da bu mühimmatı kullanacak. Son olarak Tanok'un İDEF 2019'da ilk kez görücüye çıktığından bahsedelim ve Tanok'tan sonra omuzdan atılan bir yerli tank savar sistemine geçelim. Yani Karaok. Karaok Roketsan tarafından UMTAS ve OMTAS sistemleri üzerinden geliştirildi. Hava indirme piyadelerini, amfibi hücum birliklerini ve özellikle de özel harekat birliklerini donatmak için tasarlandı. Menzili 1 kilometrenin üzerinde. Teker tarafından taşınan tek kullanımlık bir sistem. Lançerle omuzdan atılıyor. Ağırlığı 25 kilodan az olduğu için hafif ATGM sınıfına giriyor. Uzunluğu 110 santim, katlanan bir kanat ve arka kanatçık yapısına sahip. Karaok muadillerinin tamamıyla yarışabilecek bir sistem çünkü tandem başlığı var. Ayrıca yerli olarak tasarlanmış çift aşamalı roket motoru kullanıyor. Vuruş kabiliyetleri de aynı oranda gelişmiş elbette. Atunut sisteme sahip yani hedefi kendisi takip ediyor. Bunun için de hedefe hem atış öncesi hem de atış sonrasında kilitlenebiliyor. Doğrudan vuruş yeteneğine sahip olduğu gibi daha çok ön plana çıkmasını sağlayan özelliği Özelliği, tepeden vuruş yeteneğine de sahip olması. Zırhlı araçların zırhlarının en zayıf olduğu kısımları üstleridir. O yüzden tepeden vuruş özelliği artık olmazsa olmazlardan. KaroK sistemi sayesinde omuzdan atılan antitank füzelerinde yurt dışına bağımlılığımız sona erdi ve daha yeni test satışı yapıldı bu sistemin. Yapılan atış testlerinde Karoq 500, 1000 ve 1500 metre uzaklıktaki hedefleri başarıyla imha etti. Omuzdan atılan tanksavar sistemler geliştirilmesi en zor sistemler olarak kabul ediliyor ama karaokta sona gelindi. Yakında TSK'ya antrenmanlarına girecek. Karaok'tan sonra tank savar sistemlerinin Şampiyonlar Ligi'ne geçelim ve OMTAS sistemiyle başlayalım. Açılımı orta menzilli tank savar silah sistemi. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2003 yılında aldığı kararla projeye başlandı. Bu sistemi de Roketsan üretiyor. Üretiyor diyorum çünkü bu sistem envantere girdi bile. OMTAS 200 metre ile 4 kilometre arasında menzile sahip. Piyade birlikleri için karadan karaya kullanılmak için geliştirildi. Tüm hava koşullarında yapılan testlerin tamamından başarıyla geçti. At unut ve at güncelle kullanılmaktadır modları var. Yani roketi attıktan sonra hedef yenilemek isterseniz yapabiliyorsunuz. Hedef güncelleme yeteneği sadece hedefi değiştirme açısından önemli değil. Sütre arkasından atış içinde yardımcı oluyor. Yani düşmana hiç görüntü vermeden saldırabiliyorsunuz bu sistemle. Kızıl ötesi arayıcı başlığa da sahip. Olmazsa olmazlardan olan tandem başlık da bu sistemde var elbette. Reaktif zırhlara karşı da etkili bu sayede. Roketsan ürünlerinin neredeyse hepsinde olduğu gibi dumanı azaltılmış yakıt teknolojisi de kullanıldı. NATO standartlarına da uyumlu. Ayrıca pazarı çok çok geniş. Yani bize sağladığı gücün yanında çok ciddi bir ihracat başarısı da yakalaması bekleniyor. Daha da önemlisi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan silahlı taşıyıcı araçlar projesinde FNSS tarafından geliştirilen tank savar kulesine OMTAS füzesi entegre edildi. Bu araçlar envantere girdi ve aktif olarak kullanılıyor şu anda. OMTAS'tan sonra gelelim bu işin zirvesine yani UMTAS. UMTAS projesi de tıpkı OMTAS gibi Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2003 yılında aldığı kararla başladı. Açılımı uzun menzilli tank savar silah sistemi tam anlamıyla geliştirme çalışmalarına 2008 yılında başlandı. Şu an Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ve aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar iç güvenlik operasyonlarının yanında Pençe Harekatı gibi sınır ötesi harekatlarda da görev aldı. Bu operasyonlarda kullanımından sonra sahada da tam anlamıyla güven verdi. Umta helikopterlerden kullanılmak üzere geliştirildi. Atak helikopterimizde yerini aldı. Ana muharebe tanklarına karşı etkili ve rakip tank savar sistemlerine üstünlük sağlayan birçok özelliğe sahip. Tandem başlığı var ve 8 kilometre menzil sahip. Yine tüm hava koşullarında etkili şekilde vuruyor hedefini. At unut ve at güncelle kullanım modları bu sistemde de var. Yani bunu kullanan helikopter de kendisini görmeyen bir tanka rahatlıkla ateş edebiliyor. Böylece hedef olma riskine girmiyor. Sıvı yakıt yangını ve kurşun çarpmasına karşı duyarsız. Umtas toplamda 37,5 kilo ağırlığa sahip. Öncelikli platformu taarruz helikopterleri olsa da bununla sınırlı değil. İnsansız hava araçları ya da kara araçları gibi birçok platformdan da kullanılabiliyor. Zaten Bayraktar TB2 ve Tayyip tarafından geliştirilen. Milli İnsansız Hava Aracı ANKA'da UMTAS uzun menzilli tank savar silah sistemini kullanıyor. UMTAS sistemi ordumuzun kullanımının yanında ihracatı da hedefliyor. Çünkü bu sistem rakibinin az olduğu bir pazara sahip. Son olarak da bugünkü esas konumuzdan bahsedelim. Yani LUMTAS'tan. Lazer UMTAS temelini oluşturan UMTAS sisteminin teknolojik altyapısını kullanıyor. Modüler olarak tasarlandı. Arayıcı başlık ve harp başlığı bölümleri modüler. Diğer bölümler UMTAS sisteminden aynen alındı. Bundan dolayı da geliştirilmesi kısa sürdü. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir yıllık kısa bir çalışma sonunda Lazerum TAS görev ortamında test edilebilecek bir sisteme dönüştü. Lazerum TAS UMTAS, Umtas lançerinden atılabiliyor ve bu sistemin kullanıldığı platformlara entegre edilen lançer 4 füze taşıyabiliyor. Yerli helikopterimiz atağa da başarıyla entegre edildi. Lazerum TAS UMTAS sistemi için geliştirilen tank savar harp başlığını kullanabilmesinin yanında yüksek infilaklı parçacık tesirli bir harp başlığına da sahip. Lazerum da şu an ordumuzun envanterinde var ve aktif olarak kullanılıyor. Bu sistem deniz kuvvetlerimizde de denendi. 2019 Mayıs ayında TCG Bartın korvetinden Albatros süratli su üstü dronuna atış yapıldı. Hedefi tam isabetle vurdu. Bu sayede TAS gemilerimizde de caydırıcı bir güç olacağını gösterdi. Daha da önemlisi şimdi bu füzenin en önemli versiyonu yani Lumtas GM'nin uzun menzili test atışına kadar geldi süreç. Normalde tank savar füzelerinin genel etkin mesafesi 5 ve 8 kilometre arasındaki mesafeler oluyor. Lumtas GM ise yerden atıldığında 16, havadan atıldığında 20 kilometre kadar etkili. Yani Türkiye bu mühimmatla birlikte tank savar füzeleriyle seyir füzeleri arasındaki o ihtiyacını karşılamış oldu. Yani düşmanın tanklarını, zırhlı araçlarını ya da radar gibi sistemlerini artık uzun mesafeden ve seyir füzelerine göre çok daha düşük bir maliyetle imha edebileceğiz. Bu önemli. Çünkü dediğim gibi adları tank savar olsa da düşmanın sahip olduğu bütün zırhlı platformlara karşı kullanılabiliyorlar. Ve biz bu füzeyi etkin şekilde kullandığımızda dünyada karada karşımıza çıkabilecek herhangi bir güç kalmıyor. O yüzden diyorum bu mühimmat Türkiye. Türk ordusuna çağ atlatacak bir mühimmat. Ve şu an Roketsan bunun Blok 2 versiyonu içinde çalışıyor. Blok 2'nin menzili karadan 32, havadan 50 km olacak. Bunun Türkiye için nasıl bir kabiliyet kazanımı olduğunu anlatmama gerek yoktur muhtemelen. Yani kısaca özetlersek. Türkiye zaten yerli tank savar sistemleri konusunda çok ciddi ve önemli bir noktaya gelmişti. Şimdi yapılan Lumtas GM uzun menzil testi ile birlikte mesele çok daha farklı bir boyuta evrildi. Blok 2 versiyonu çıktıktan sonra ve bu mühimmat silah taşıyıcı zırhlı araçlara entegre edildikten sonra sonra mesele çok daha farklı bir boyuta gelecek. Zaten karşı konulamaz bir orduya sahiptik. Bundan sonrasını tahmin bile edemiyorum. Allah'a emanet olun. Herhangi bir savaşta tank gücünün büyüklüğüne bakmaksızın herhangi bir devletin tank gücüyle baş edebilecek hale geldi. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Önce Türkiye'nin yerli tank savar sistemlerine değinelim. Bununla birlikte yine yakın zamanda testi yapılan Karaok Tank Savar Sistemi'nde